delirmiş bu kuyuna ya. Bu kadar da vahşet yani. Az daha dilimi kesecekti. Ben ne yaptım ki? Alt tarafı nalayı uzay boşluğuna gönderdim. Bunun için dil mi kesilir? Çok tırsıyorum. Neyse, kuyuna sakinleşene kadar buralarda idare ederim. Karnım da acıktı. Şu ihtiyar cadı bir şeyler yapmış mıdır acaba? Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Burnunu görebiliyor musun? Zaten görünmeyecek gibi değil ki kocaman. O kadar gülme. Emreciğim, saat 12 olmak üzere. Olamaz, bez bebek olacaksın. Üzgünüm canım. Ya bu gece bez bebeğe dönüşmesen? İmkansız. Ya ama sensiz nasıl çalışacağım? Emreciğim, eğer gerçekten istiyorsan başaramayacağım hiçbir şey yoktur, inan bana. Of, sıkıldım ya. Sürekli benden kaçıyorlar. Şimdi de odalarına kapandılar. Niye beni hep yalnız bırakıyorsunuz? Bil bakalım niye? Siz kesinlikle bir şeyler çeviriyorsunuz. Ama gözüm üzerinizde. Benden saklayamazsınız. Nasıl olsa anlayacağım. Hadi o zaman. Özge buraya geldiğine göre biz aşağı iniyoruz. Hı-hı. Hadi Yağmur. Ben de geleceğim. Sizi hiç yalnız bırakmayacağım. Karnınız acıktı mı? Benim canım bir şey istemiyor. Benim de. Nana kim bilir şimdi nerededir? Karnı aç mıdır acaba? Hani nanadan vazgeçmiştiniz? Hani annemi seviyordunuz artık? O 5 dakika süren bir durumdu canım. Birden nananın kıymetini anladık. Yani? Siz anneme söyleyeceğim. Selam da söyle. Sütlü kahve de söyle. Şekerli olsun. Anam. Vurma uğraşma, beni yakalayamazsın. Görürsün bak, uğraşma. Yakalıyor muyum, yakalayamıyor muyum? Şöker, güzel olsun, çabuk buraya gel. Bugünlerde de pek popülerim canım. Yapmayın bak, ayıp oluyor. Ne olur, ayıp oluyor ama. Yağmur. Canım, söylesenize. Saçımdan bir tutam istediğinizi. O kadar kaçma kovalamaca yaşamak zorunda kalmazdık. İyi de bizi dinlemedin ki. Neyse, yanlardan al, üstler kalsın ona göre. Karizmam bozulmasın. Siz ne yapacaksınız benim saçıma? Tatil edememiz için. Bir deney yapacağız da. Ha, güzel. Demek bedenimi bilme bağışlıyorum, öyle mi? Sayılı.
Neyse bu kadar yeterli. Yaşasın. O zaman bir şekerli bir sade. Hadi kulüme gelmeden bana müsaade. Bay bay. Ya gitti mi? Hayır hayır. Git. Mutfakta çabuk saklan. Hadi hadi. Tamam. Kulina. 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 Efendim geldim geldim. Ah. Ne oldu? İşte Şoker'in saçı. Aferin çocuklar. İksir işi tamam demektir. Hadi. Bay bay. Çak. Nana seni kurtaracağız. Açım. Çok açım. Gezegende doğru dürüst yenecek bir şey de kalmadı. Doymuyorum bir türlü. Açım. Of. Karnım nasıl da gurulduyor. Acaba şu elimdeki yabancı mı yesem? Ama ya söylediği gibi tadı çok kötüyse? Yok canım. Kendi canını kurtarmak için öyle söylüyordur. Bir ufaktan tadına bakayım. Beğenmesem yarısını bırakırım. Buraya bakın pire kafalılar. Emret Yüce Dorgan. Çabuk bana şu yabancıyı tutuklayın getirin. Hemen Yüce Dorgan. Hemen Yüce Dorgan. Açım açım açım. Öyle su doymalıyım. Başın taşa işte besin. Çıldırma Şoker çıldırma. Gözün boşa seyirmesin. Çıldırma Şoker çıldırma. Çıldırma Şoker çıldırma. Şoker çıldırma. Biz şu betçesini dinlenmeye çalışıyoruz. Ne var neyse de yan gelip yatmıyoruz. Bütün gün canımız çıkıyor. Ama ne? Tamam tamam. Bu Ziya tipi hapishaneler de böyle oluyor herhalde. Ay, uf. Of, bir şeyler yapmam lazım. Kısılıp kaldım burada. Buradan çıkmayı başarsam da bu gezegenden nasıl kurtulacağım? Sulinalı mavi ormandan bile beter burası. Kulina! Ne olur kurtar beni. Bak, eğer beni buradan kurtarırsan söz veriyorum çok iyi bir oyuncak olacağım. Kulina! Kulina! Hadi yürü bakalım. Yüce Dorgan seni görmek istiyor. Öyle mi? Yaşasın. Gitmeme izin verecek öyle değil mi? Sen öyle san. Kulina! Hadi yürü yürü. Hadi yürü. Kulina! Yürü. Hadi yürü. Yürü. Bunu yiyorum işte. Kulaklarımda garip bir çınlama var. Yoksa Nana'nın bana ihtiyacı mı var? Yo, her şey çok normal görünüyor. Kardeşim, neden anlamıyorsun? Beni yersen midene otururum. Etim çok sert benim, bak. Ay, ay. Bağırsaklarım falan bozulur, bak ona göre. Kapa şeyini. Kandıramazsın beni, patlayacak kafa. Yakar ateşi. Aa, durun, 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 durun. Bir dakika, bir dakika. Pişmeden önce son bir şey söylemek istiyorum. Çabuk ol, karnım çok acıktı. Bak, Dorgan efendi. Beni yiyince ne olacak? Zaten çok zayıfım. Dişinin kovuğunu bile doldurmayacağım. Sonra yine acıkacaksın. Oysa ben birbirinden lezzetli ve bir sürü yemeklerin olduğu bir yer biliyorum. Ya öyle mi? Neredeymiş bu yer? Dünyada. Makmuş diye tonton bir ne var. Onun mutfağında. Hmm. Neler var bir bilsen. Oo, kıymalı börekler, maydanozlu köfteler, yaprak ciğerler. İyi de nasıl gideceğiz biz oraya? Dünyadaki yiyecekler hiçbir yerde yok inan bana. Hem o makbuş cadısı, yani makbuş tontonu bir lezzetli yemekler yapıyor ki sorma. Tavuk suyuna pilavlar, etli karnı yarıklar, envai çeşit zeytinyağlılar, dana rostolar, kuzu sarmalar. Tamam, anladık. Nasıl gideceğiz oraya söylesene.
Sen hiç merak etme. Yüce İmparator General Amiral Dorgan. Ben bir yolunu bulacağım. Sana ikiz aylar yeniden doğana kadar mühlet. Eğer oraya beni götürebilirsen seni yemekten vazgeçerim. Ama eğer götüremezsen... Söz veriyorum bir yolunu bulacağım. Buraya gel. Patlayacağım. Ay, ayakta uyudun yetmiyormuş gibi bir de horluyorsun canım. Tüm çakralarımı kapattın yani. Asker. Görevi hazırım Yüce Kulna. Emredin. Ay ne görevi ayol. Ayakta durmayı öğren yeter. Aa. Aa. Ah, dur bir dakika, hemen kızma. Bir yanlışlık oldu diyorum. Neden anlamıyorsun? Yanlışlıkmış. Şu halime baksana Kulina. Ay gerçekten çok sevimsiz ve çok komik olmuşsun. Ya. Tamam sakin ol. Şimdi seni eski haline çevireceğim. Kulina, ne olursun buna izin verme. Bir daha bir metre bile yakınıma yaklaşmayacaksın, anladın mı? Ama benim kötü bir niyetim yoktu ki Yüce Kulina. Bak Tuti, oyuncaklar dünyasına daha yeni geldin. Sihir yapmak o kadar da kolay bir şey değildir. Bu işin inceliklerini öğrenmeden bir daha denememelisin. Bu çok uzun sürer mi Kulina? Çalışır ve sabredersen hayır. Korsanı merak etme. Ben onu eski haline getiririm. Oh, sağ ol Kulina. Teşekkürler Kulina. Gidip Korfu üzerinde birkaç deneme yapayım. O bana hiç kızmıyor. Aa. Ay bu tutuyla da işimiz iş gerçekten. Hiç laftan anlamıyor. Bu arada Joker'in hiç ses sedası çıkmıyor. Yine bir muzurluk peşinde olmasın. Ay asker! Buyurun Yüce Kulina. Ne yapacağım ben? Buradan gitmenin bir yolunu kesin bulmalıyım. Dorgan'ı daha fazla oyalayamam. Sihir gücüm de burada işe yaramıyor. Of, daha çok gencim. Kulina! Kulina! Kurtar beni. Ay. Ay. Ay acaba şuradaki gene mi? Olamaz. Dünyanın, hatta evrenin en zeki oyuncağı buralarda heba oluyor. Kulina! Kulina! Merak ediyorum. Acaba bu Joker nereye kayboldu? Eminim bunun arkasından da bir şey çıkacak. Kulina! Kulina! Aa, bu Joker'in sesine benziyor. Aa! Kulina! Kulina! Ne olur gel kurtar beni. Çok tırsıyorum. Beni buralarda tek başıma bırakma. Bu Dorgan çok acımasız. Aa, bir de gene var. Söz veriyorum, bundan sonra örnek bir oyuncak olacağım. Oyuncaklar dünyasında parmakla gösterecekler beni. Kulina! Kulina, bu dev beni kesinlikle av yapacak. Ya da bu kene yiyecek. Demek kendi kazdın, kuyuya düştün Joker Efendi. Oh canıma değsin, iyi olmuş. O Dorgan mı neyse seni yesin, aklın başına gelsin. Biz de senden kurtulmuş olalım. Ama Kulina, benim Joker! Yok yok, o kadar da uzun boylu değil. Göz göre göre buna seyirci kalamam. Şu işe bak. Aslında şokersiz bir hayat ne kadar rahat olurdu ama. Ne olursa olsun onu kurtarmak zorundayım. O hala oyuncaklar dünyasının bir elemanı ve ben onun baş perisiyim. Ah şoker, ah! Şimdi bu iksiri şokerin bulunduğu gezegene kim götürecek ona karar vermemiz gerekiyor. Ben götürebilirim. Sen mi? Şaşırdın galiba. Sen tuvalete bile yalnız gidemezsin. Hiç de değil. Onu Dorgan'ın elinden bir an önce kurtarmalıyız.
biliyorum, biliyorum. Ben giderim. Ne de olsa eski dost düşman olmaz, öyle değil mi? Hem onu kurtarırsam Şoker bana şu Hollywood işini ayarlar belki. Ha? Evet Korfu. Sanırım en iyi aday sensin. Evet, evet. Hem bir çizgi karaktersin hem de uçabiliyorsun. Uzayda herkesten daha rahat yolunu bulabilirsin. Tabii tabii. Ben. Ha işte. Çok dikkatli ol, olur mu? Aa, merak etmeyin. Hadi canım, o kadar üzülmeyin. Kahraman olmak için iyi bir fırsat bu. Görüşürüz. Galiba bu gezegen olmalı. Şoker, bunun karşılığında şu yapımcılarla beni tanıştırırsın artık. Ay, göktaşı da nereden çıktı canım? Şu. Ama hani anlaşmıştık? Hani vazgeçmiştik haşlamadan? Bir de neden bağladınız beni? Çok oynuyorsun ondan. Rahat dur. Ama hani dünyaya gidip Tonton Makbuş'un lezzetli yemeklerini yiyecektik? Beni yalanlarla daha fazla oyalayamayacaksın. Dayan dostum, geldim işte. Gorfo! Gorfo, ne olur kurtar beni. Sen de nereden çıktın be uçan cüce? Senin de Antonio Banderas olduğun söylenemez canım. Ay, vurma, vurmasana. Vurma dedim. Ay. Şoker, yakala şu iksiri. Çabuk iç hadi. Tutun onu. İçsene şunu. Hadi iç. İç dedim. Hey, ne vuruyorsun? Vurma, vurma dedim. Vurma. Vurmasana. Kaptan Gorfo görevi başarıyla tamamladı ve geri dönüyor. Sersem yaratıklar. Kaçırdınız onu. Bu iş burada bitmeyecek. O da ne? Verin onu bana. Kimse Dorgan'ı kandıramaz! Evet, zamanla yolculuğun formülü tamam. Şimdi önce Kulina için güzellik reçetelerine mi bakayım? Yoksa şu zararlı formülleri kayda mı geçireyim? Ne kadar çokmuş. İyisimi bunları kimsenin görmeyeceği bir yere kaldırayım. Sırf bilim adına tutuyorum. Yoksa bana niye lazım olsun ki? Ne o çok bilmiş? Gelir gelmez hemen çalışmaya mı başladın? Senin gibi avarilik edecek değilim ya. Bilimin tembelliğe tahammülü yoktur. Daima çalışmak gerekir ahmoşcuğum. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? İstersen asistanın olabilirim. Bakma böyle göründüğüme. Aslında ben de bilim aşkıyla doluyum. Sen mi? İstersen yeni deneylerini üzerimde deneyebilirsin. Ha? Bu beden bilime feda olsun. Sana şu kadarını söyleyeceğim. Bu sözü bana yaptığım zaman yolculuklarından birinde fıçıda yaşayan bir filozof söylemişti. Gölge etme, başka ihsan istemez. Hiçbir şey anlamadım. Anlamazsın tabii ahmoşçu. Hadi şimdi beni rahat bırak. Yapacak işlerim var. Daha Kulina için güzellik iksirleri hazırlayacağım. Kolay gelsin. Kardar otu, mavi kestane yaprağı, fincan otu tohumu. İyi de bunları nereden bulacağım? Tabii ya, mavi ormanda bunların hepsi var. Güle güle, çok bilmiş seni. Ahmoş ha? Görürsün sen şimdi ahmoşu. Ampul kafa! Evet. Bakalım neler varmış. Delirten iksirler. Vay vay. Bak, bu ilginç olabilir. Vücutta yaralar çıkaran, saçları ve dişleri döken karışım. Ne kadar eğlenceli olur kim bilir. Başka başka. İşte bu. Bütün hafızasını silen formül. Buldum işte. Yaşasın. Aradığım tam da bu. Eğer Kulina'nın hafızası silinirse neler olur kim bilir. Harika olur bence. Çok zekiyim.
Kendimle gurur duyuyorum. Kimmiş Ahmoş ha? Çok bilmiş seni. Ay şu müdür de ne kadar hoş adam. Beni iltifatları boğdu yine. Şuralarında biraz kırışıklık mı var ne? Ah, çok bilmişin hazırlayacağı iksirleri çok merak ediyorum. Acaba nasıl olacağım? Ay bir an önce getirse bari. Bir dakika. Ne oluyor? Ben kimim? Dumanı bile beni ne hale getirdi? Demek işe yarayacak. Evet sevgili Kulina. Hafızanın silinmesine az kaldı. Karışmış. Ah, kendi yaptığım iksirler demek hiçbir işe yaramıyor. Kulina! Kulina çok kötü bir şey oldu. Ah Şoker yine ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Bilginin yanında asistanlık yapıyordum. Ay sen mi? Ne o? Beğenemedin mi? O içimdeki bilim aşkını çıkartmama yardımcı oldu. İyi tamam tamam. Ne oldu anlatsana. Sana hazırladığı güzellik iksirini tam bitirmişti ki birden kafayı yine zaman yolculuğuna taktı. Ah. Artık nasıl geri döneceğimi biliyorum deyip gitti. Kısa bir deneme yapacaktı ama çok zaman geçti. Hala ortalarda yok. Sence yine zamanda kayıp mı oldu acaba? Hay aksi. O bana hazırladı iksir mi? Aa evet. Ay çabuk bana ver onu. İyi ki son dakika elimden kaptım ya. İç iç. İç. Hatırlıyor musun? Kulina mı? O da kim? Aa, sen de kimsin? Şimdi çok güzel oldun işte Kulina. Yaşasın, başardım. Demek beni burada zorla tutuyorlar öyle mi? Evet, düşünsene. Senin gibi bir kadının bu saçma oyuncakların arasında ne işi var? Ha? Aklını karıştırdılar. Sihir yapıp senin buranın baş perisi olduğuna inanmanı sağladılar. Vicdansızlar ne olacak? Ya buradaki tek dostum da benim. Sağ ol canım benim. İyi ama ben gerçekte kimim? Senin dünyada mutlu bir hayatın vardı. İki tane sevimli çocuğun bakıcısıydın. Oyuncaklar dünyasındaki kötü kalpli cadı Makbuş ve onun yardımcısından senin yerine geçtiler. Ama ben üzerindeki bu iksirin etkisini ortadan kaldırdım. Sen ne kadar iyisin. Şey, adın neydi senin? Şoker. Şoker. Hatırlıyor gibiyim. Ama çok iyi biri olduğun suratından belli. Ay surata bak canım benim. Sakın buradakilere inanma. Bunların hepsi seni kandırmaya çalışıyor. Eski hayatına geri dönmek istemez misin? Ay istemez miyim? Ne işim var benim burada? Hem bu saçma sapan kılık da nesi böyle? İyi o zaman. Hazırlan dünyaya gidelim. Onlara bu yaptığının hesabını soralım. Tamam soralım. Sakın bana yaklaşmayın. Şoker bana her şeyi anlattı. Sizin beni nasıl kandırdığınızı, beni nasıl burada zorla tuttuğunuzu hepsini biliyorum. Olamaz. Zorla mı? Ama burası oyuncaklar dünyası. Sen de buranın baş perisisin. Sakın inanma onlara. Asıl bu Ahmoş'a inanma. Seni kandırmak isteyen kötü olan o. Sen buraya aitsin. Hı hı. Kimse seni zorla tutmuyor. Evet. Hayır bir kere. Ben dünyada yaşamak istiyorum. Ne işim var benim sizin gibi sersemlerin arasında ha? Sersemler. Pes doğrusu.
Kulina, inanma ona. Hadi bizimle gel. Belli ki bu sana kötü bir şey yapmış. Hayır, ben dünyaya gidiyorum. Hiçbiriniz bana engel olamayacaksınız. Sen. Hazır mısın Kulina? Hazırım dostum. Gel o zaman.